Başlık barınamayan öğrenciler konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ne demişti? Türkiye'de yurt sorununun olmadığını söylemişti ama veriler öyle demiyor. Arzan fiyatlar yüzünden evsiz kaldık, yurtsuz kaldık ve okuyamadığımız için üniversitelerimize yaşadığımız şehirlerden gelemedik. Yüz yüze eğitime geçildi, öğrenciler memleketlerinden ayrıldı. Ancak yüksek ev kiraları ve yurt yetersizliği nedeniyle pek çoğu başlarını sokacak bir çatı bulamadı. Çareyi parklarda bankların üzerinde yatmakta buldular. Evlatlarımız sınava girip, üniversiteyi kazanıp, eğer çocuğumuzu gönderirken ya bu çocuk nerede kalacak arayışı içine giriyorsak bir sorunumuz var demektir. Hükümet bir an önce israfı bırakıp bir an önce gençler için ne kadar imkanı varsa bunları seferber etmesi lazım. Çok israf var gerçekten. Barınamayanlar eylemi iktidarla muhalefet arasında sert tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Muhalefet yurt sayısının yetersizliğini işaret ederken iktidar böyle bir sorunun olmadığını savundu. Hatta eylem yapan öğrenciler terörist ilan edildi. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Yurt diyerek banklarda yatmak da neyin nesidir? Bunlar genç veya öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. Barınamayan öğrencilerimiz terörist ilan edildi. Canı isteyenin canı istediği biçimde konuştuğu bir Türkiye'de at izi it izi birbirine karışır. Köpeklerden ve atlardan özür diliyorum. Her ne kadar yurt sorunu olmadığı öne sürülse de resmi verilerde öğrencilerin taleplerini haklı çıkarttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre yurt başvurusu yapmış 183.934 öğrenci henüz yurtlara yerleştirilemedi. AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Belediyelerimiz tamamıyla gençlerimize yer bulma hususunda yardımcı olacaklar. Belediyelerimiz müracaatlarını bekliyorlar. AKP'li Mehmet Özaseki bu sözlerle yurt sorununa karşı AKP'li belediyelerin seferber edildiğini duyurmuştu. Devreye valilikler de girdi. Tüm şehirlerde benzer bir sıkıntı hali olduğu anlaşılıyor. Bütün kamu kurum kuruluşlarımızın misafirhanelerindeki kapasiteler öğrencilerimizin konaklaması için tahsis edilecek. Yaşanan tüm bu tartışmaların gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu. Ancak bir kez daha yurt sorunu yok dedi Erdoğan. Çukurova Üniversitesi'nde aldığım bilgide de gördüm ki yurt sorunu falan diye bir şey var mı hocam? Yok. Kızlarımız için, erkekler için yurt sorunu diye bir şey söz konusu değil. Gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki siz kendi işinize bakın. Erdoğan muhalefete de gençlerle aramıza giremezsiniz diye seslendi. Tüm bu gayretlerimizin tek amacı var. Ülkemizde hiçbir evladımızın yüksek öğretimden mahrum kalmamasını sağlamaktır. Biz hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum. Teknofest kuşağı.